Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Oyunumuz FIFA Soccer 95. Electronic Arts tarafından geliştirilen ve yayınlanan 1994 futbol simülasyon video oyunu. Oyun Kasım 1994'te Sega Mega Drive için piyasaya sürülüyor. FIFA International Soccer'ın devamı ve FIFA serisinin ikinci oyunu. PC'de yayınlanmayan tek FIFA oyunu da budur. Hemen şöyle bir şeyler söyleyeyim. FIFA International Soccer 1993 senesinde Electronic Arts firması tarafından piyasaya sürüldüğünde sadece PC için değil, o dönemin 16 bitlik konsolları Super Nintendo ve Sega Mega Drive için de piyasaya sürülmüştü ve oyun çok beğeni topladı. Bana göre en iyi versiyonu Super Nintendo versiyonudur. Videoların arasında o videoyu da bulabilirsiniz. Daha sonra firma öyle bir karar almış ki 95 senesinde sadece bu oyunu Sega Mega Drive'a çıkartma kararı almış ve hayata geçirmiş. Dolayısıyla Sega Mega Drive için eksklusif diyeceğimiz bir oyundur FIFA 95. Sadece bu platformda bu oyunu oynayabilirsiniz. Oyun izometrik bir bakış açısı sunuyor oyun severlere ve bu da o dönem için çok da görmediğimiz bir şey aslında. Uluslararası takımların yanı sıra Avrupa çapında 6 ligden kulüplerin yer aldığı kulüp takımları seriye ilk kez dahil ediliyor. İngiltere Premier Lig, Fransa Lig 1, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Hollanda Eredivisie ve İspanya'da La Liga. Aynı zamanda Brezilya ve Amerika Birleşik Devletleri Ligi'nden de bazı kulüp takımlarının oyuna dahil edildiğini görebiliyoruz. Lakin lisanslar oyuncu isimlerini kapsamıyor. Bu nedenle onun yerine kurgusal isimler kullanılıyor. Yani şunu demek istiyorum. Ülke takımları isimleri alınmış. Bazı kulüp takımları da alınmış. Ama oyuncu isimleri tamamen uydurma. Oyuncu isimleriyle ilgili lisanslar alınamamış. İlk defa FIFA 96 oyununda alınacak arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam da 2001 senesinde ilk defa formalarla ilgili lisans alınacak. Ve dolayısıyla FIFA serisi zaten iyiken daha da iyi, daha da lisans sayısını artırmış bir şekilde önümüze çıkacak. Bir önceki oyuna göre bir önceki oyunun diyelim zayıf noktaları olarak görülen pas verme, duran toplar ve kalecilik gibi unsurlarda bazı iyileştirmeler bu oyunda dikkat çekmiş ve oyunseverler tarafından çok olumlu karşılanmış. Ve aynı zamanda oyun yorumcuları tarafından da oyun çok övgü toplamış. 96 senesindeki oyun gene Mega Drive'a, Super Nintendo'ya, hayır Super Nintendo yok, özür diliyorum. Sega Mega Drive'a, PC'ye ve PlayStation 1'e gelecek. Onu da söyleyeyim. Evet. Oyunumuz maalesef çok zor. Sadece 3 tuşla oynanıyor ama zorluğunu anlatabilmek açısından koşma tuşuyla şut tuşunun aynı tuş olduğunu söylesem herhalde şaşırırsınız ve zor olduğunu tahmin edersiniz. Tamamen pas, şut, lob pas vesaire sizin tuşa ne kadar abandığınızla paralel olarak gelişiyor. Dolayısıyla gizli bir şut barı oyunda mevcut ve bu tamamen sizin yıllar içerisinde oyunu oynayıp alışmanızla alakalı bir durum. Diyelim ve start'a basalım. Şöyle bir iki maç yapalım. Tabii ben uzun süredir oynamadığım için maalesef çok iyi bir durumda değilim. Evet. Şöyle kendime tamamen torpil yapacağım. Brezilya'yı alacağım. Rakip olarak da Avusturya'yı alayım.
Team stratejimi de evet Brezilya çünkü defansif olabilir diye düşünmüştüm. Defansifmiş gerçekten. Atak yapayım ve şöyle sahaya çıkayım. Bakalım Avusturya karşısında bir elimizi alıştıralım. Evet, şöyle bir özellik var. Ne kadar özellik dersiniz bilmiyorum ama yani şeyi seçiyorsunuz ve o oyuncuya doğru topu yolluyorsunuz. Genelde de gitmiyor zaten onu da söyleyeyim yani. Oyun kesinlikle kuralsal anlamda bazı hatalar içeriyor. Yani çok değişik ofsaytlar çalınabiliyor. Yani şu Avusturya'nın oynadığı topa görüyorsunuz herhalde. Daha orta sahayı geçemedik. Yani oyunda hep şey hissiyatı kalıyor içinizde. Şu çalımı atayım da kaleye şutu çekeyim. Genelde çünkü uzaktan şutlarda sonuç alınabiliyor. Ama maalesef genelde de o çalımı atıp topu kaleye yollayamıyorsunuz. Bakın yani yanındaki adama bile pas veremiyorsun çoğunlukla. Çünkü tamamen kendin ayarlaman gerekiyor. Ya yani inanılmaz manuel yani. Tamamen terazi hassaslığında oyunu oynamanız gerekiyor. Bu da kolay değil. Evet, oradan bir yolladım ama işte tehlikeli bir taç olamadı. Evet, bir de şöyle bir çıkmayı deneyeyim. Bizimkiler saçmalamazsa. Yani inanılmaz yerinde müdahale ediyorlar. Onun için maalesef pek de orta sahayı geçemiyoruz. Kaleci al. Çok güzel. Neredeyse sıfır diyeceğimiz bir yerden hiç beklenmedik anda çok iyi bir vuruş. Ve böyle gol sevinçleri yaşayabiliyoruz. Havai fişek sesleri çıkartabiliyoruz. Evet, çok zorlandığımız maçta tam uzatmalar oynanırken ilk yarıyı önde kapıyoruz. Evet, ikinci yarıya başlıyoruz.
Şöyle bir uzun top. Bir şut. Harika bir gol. Harika bir gol. 13 numara her kimse artık. İsimler kurgusal demiştik zaten. Belli ki Tigana arkadaşlar. Tiano. Oyunda gollerden sonra ağır çekimlerin olmamasını tabii ki bir eksi hanesine yazmakta fayda var. Çünkü o dönem birçok oyunda vardı yani. Niye bunda olmasın? O ne be? Evet, kıran kırana gerçekten. Mesela şimdi bu adamı seçeceğim. Bu adama doğru topu yollayacağım ama o adamı gitmeyecek. Çok heyecanlı. Evet. Uzun uzun oynuyorum. Top benim kalemden ne kadar uzak olursa o kadar iyi mantığıyla. Hop. Evet, dediğim gibi şöyle çalım atıp gitmek istiyor insan ama bilgisayar ona asla müsaade etmiyor. Bir şut. Hadi be. Tam böyle de falso aldı son anda. Kesin gol dedim. Son anda falso aldı. Enteresan. Evet, uzatmalar oynanıyor. Zorlandığımız bir maç oldu ama neyse ki kazandık. Evet, şimdi şöyle ufak tefek değişikliklere gideyim diyorum. Ne gibi? Havayı mesela değiştirelim. Kuru yapalım. Veya drenched yapalım. Olur. Friendly diyelim. Evet, gördüğünüz gibi Türkiye'de var ama çok kötü. Dolayısıyla seçip de yenilmek istemiyorum.
Hadi Norveç olsun bakalım. Çok zorlanacağımız bir maç ama evet, çok güçlü Norveç. Şans bizden yana olursa neden olmasın? Evet, güzel paslaşmalar. Vay be, ne geldi herifler. Evet, bir şut mesela, ilk şutumuz kalecide kaldı. Aslan kaleci be. Evet, çok tehlikeli bir korner gibi duruyor. Neyse. Bir şut daha. Çok güzel. Harika bir gol. Harika bir gol. Müthiş paslaştık orada da. O faul yok Bonca'ya. Offside. Güzel. Ha, hiçbir şekilde adamı geçemiyorsun. Enteresan yani.
Eyvah. Ne uçuttu be. Yapma be oğlum. Bir şut. Çok güzel. Çıkmadım hoca ya. Bir şut daha. Kaleci de maşallah eldivenlerini atıyor yani her topta. Öyle bir vuracaktım ki o topa. Ne hayaller kurmuştum. Bir şut daha. Vay be, helal olsun. Çok güzel gol attılar. Birebir de hiç geçemiyoruz hiç. Hadi be. Bu da iyi şuttu. Olmadı. Evet. Vurduk, direkten döndü ama maç da bitti. Yani maç bitti derken uzatmalara kaldı. 1-1 olduğu için.
Eyvah. 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 Herifler inanılmaz hızlı. Vallahi yiyeceğiz herhalde ya. Bir şut. Harika bir gol. İşte bu. Özlenen gol uzatmalarda. Bu tabii altın gol değil. Altın gol mü? Allah Allah. Altın gol var mıydı o zaman ya? Enteresan. Veya maç mı bitti acaba? Neyse. Şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım. Yani Türkiye'den adamlar herkesi güçlü yapmış yani. Şuraya bak, Amerika'ya bak. İnanılmaz ya. Abi Türkiye'yi hiç koymasaydınız yani. Şuraya bak, Hong Kong'un bile daha iyi değerleri. Hadi Japonya ile yapalım bari. Evet, burada bir hava şartlarını değiştirelim. Temp yaptım, tamam. Atak yaptım. Şuna bir bakalım. 4-4-2. Şöyle yaptım. Ben iyice bir atak oynayayım. Ve evet, bakın isimler ne kadar kötü. Hiç yani benzemiyor bile. Çok kötü maalesef. Neyse, isimleri kurgusal olduğunu söylemiştik zaten. Vallahi Japonya ile oynayasım var yani, öyle söyleyeyim. Vay be, helal olsun, herif bırakmadı. Tam bir Japon disiplini. Böyle çok feci bir şekilde atağa geçiyor. Onu mesela ben yapamadım. Eskiden yapabiliyor muydum onu da hatırlamıyorum ama birden herifler
kaleye doğru öyle bir yöneliyorlar ki, hocam kırmızı ver buna ya. Ya nereye atıyorsun ya? Evet, mücadeleyi bırakmıyoruz. Ama bir üstünlüğümüzün olduğunu da söyleyemeyiz. Bir şut. Vallahi 16 numara ise Oğuz Çetin'dir. Şut. Hadi be. Oh, hadi be. Neler kaçırdık ya şurada son dakikada. Hadi be, kötü şut. Ama bir üstünlük kurduk gibi. Bir şut daha, işte bu. İşte bu. O. O. Yapmayın bunu. Güzel. Evet, ilk yarıyı bitirdik. 1-0 öndeyiz, evet, vuruyorum. Klasik Bülent Korkmaz. Evet. Hadi. Oo. Gene 16 numara. Kesin Oğuz Çetin ya. Aman çıksın çıksın, zaman geçsin. Vay be, helal olsun.
Evet, biraz açık konuşmak gerekirse herhalde elim biraz alıştı arkadaşlar. Onunla kaynaklandı. Yoksa maalesef bizim milli takımın halini gördünüz yani istatistik olarak. Niyeyse işte bu şeye kadar diyeyim ben size. 2002 Dünya Kupası'na kadar İstatistiklerimiz böyle hep yerdeydi. Oradaki dünya üçüncülüğüyle beraber Türk milli takımı gayet tehditkar bir takım halini aldı. Yani adamlar da haklı tabii. O zaman bizim hiç başarımız bir şeyimiz yok. Japonlar umarım buradan çılgın bir geri dönüş yapmazlar. Bir şut. Oo, affeder mi ya? Gol sevinci de süper. Huhu. Türkiye şov ya. Vallahi Türkiye şova döndü. Onu vursanız da. Evet, bir de joystick şarjı bitti arkadaşlar. Neyse ki son topta direkten döndü. Diyelim ve bu videonun da sonuna gelelim. Evet, ben çok eğlendim gerçekten. FIFA 95, FIFA Soccer 95 gayet eğlenceli bir oyun. Nostalji yapmak isteyenlere tavsiye ederim. Efsane bir 5-1'lik bir Türkiye-Japonya maçında da galibiyet aldık. Onun için de videonun değişik bir anlamı oldu bizim için diyelim. Ve herkese iyi akşamlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum yapın. Daha interaktif olalım. Tekrardan herkese iyi akşamlar.